Bergen'in ablası Halis Serbest'in röportajından sonra konuşmuştu ve şunları söylemişti. Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Kardeşimiz katledilecek ve biz hak etti diyeceğiz. Hayatı boyunca yalan söylemiş bir adam yıllar sonra çıkıp bizim üzerimizden prim yapıyor. Bir insan bu kadar da kötü olamaz ama insan değil. Bergen'in yüzü Kezzap'la yaralandığında annenizin de yaralandığını biliyoruz. Evet, Belgin'in önüne geçmiş. Kezzap annemin kollarına ve göğsüne gelmiş. Vurulduğunda da uzun süre tedavi gördü. Adam anneme ölümden korkmuyor musun sen demiş. Annem de korkmuyorum deyince al sana diye ateş etmiş. Sanki bu olaydan sonra bu adamın yaptıklarından sonra kadın cinayetleri daha da çok arttı. Bergen Halis'in evli ve iki çocuğu olduğunu öğrenince nasıl tepki vermişti? Çok şaşırdı, çıldırdı, bana geldi, abla bana yaptığı nikah sahteymiş, karısı ve iki çocuğu varmış dedi. Ben de sen annemi dinlemedin dedim. Belgin kaçınca da zaten Kezzap olayı oldu. Bergen'in vefatı sonrasında anneniz Sabahat Çakır bu acıyla hayatına nasıl devam etti? Hepimiz yanında olduk. Haberi annemden günlerce gizledik. Hastaneden çıktığında yeri göğü inletti annem. Hala o sesler kulağımda. Esas acıların kadını benim annem. Düşünsenize, evladınızı önünüzde vuran bir adam var. Ayrıca annemi de yaralıyor. Çok korkunç ve acı. Hepimiz ilahi adalete inanıyoruz. Bu acı olaydan sonra hayatınızı nasıl sürdürdünüz? O olaydan sonra annem bir evlat daha kaybetmeye dayanamam, tahammül edemem derdi. Annem hepimizi sakinleştirdi. Kana kanla karşılık verilmez, ben Allah'a bıraktım, Allah herkesin cezasını verir derdi. Biz yıllardır hala ağlıyoruz. Bu kadar güzel bir kız nasıl bu hale geldi? Keşke annemi dinleseydi. Ama ben şuna inanıyorum, hayatta olsaydı böyle bir filminin olmasını isterdi. Peki Bergen onu sevmiş miydi? Aşıktı, sevmişti tabi ama sonrasında sahte nikah falan öğrenince bitti. Kardeşimiz istemiyordu ama ondan nasıl kaçacağını da bilemiyordu. İnternette kuzeniyle evlendiğine ve çocuğu olduğuna dair bilgiler var. Bunlar doğru mu? Doğru değil, bir hayranı oğluyum diye ortaya çıktı ve herkes buna inandı. İnternette var olan fotoğraflarda kızı olarak bilinen tek kişi Cemile ablamızın kızı Esra'dır. İşte tam da yanlış bilinen bilgilerden dolayı bu filmin yapılmasını çok istiyoruz. Kayseri'ye konseri gitti ve dönüşte o acı olay yaşandı. Bize anlatır mısınız? Ben ailemle beraber yaşadığımız Hollanda'dan yaz tatiline Mersin'e gelmiştim. Çok üzüldüm, şok oldum duyduğumda. Hatta Kayseri'ye gitmeden ablamların yazlığındaydık hep beraber. Belgin Kayseri'ye konsere gidecekti. Kardeşim konserlere gittiği için adam sürekli karşısına çıkıp rahatsız ediyordu. Konser dönüşü Belgin Çamlıyayla'da annemle beraber yemek yemişler. Yemekten sonra arabaya bindiklerinde önünü kesiyor ve önce annemi vuruyor. Omzundan, göğsünden ve dirseğinden yaralanıyor. Sonra da kardeşimi sırtından vuruyor. Kardeşime önce annemi vurarak annemin acısını yaşatıyor, sonra sırtından vuruyor. Kardeşim de benim canım ciğerimdi. O kadar çok üzüldüm ki tahmin edemezsiniz. Otopsi yapılmıştı, her yeri kesilmişti. O halde gördüm onu. Mezarlıktan da hiç ayrılmadım. Bergen'in hayatını anlatan Bergen filminden beklentiniz nedir? Filmden sonra bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. İnşallah bu filmle beraber yeni yeni kanunlar çıkacak. Kadın hakları için, kadınları daha güzel korumak için ve müdafaa etmek için. Tek dileğim ve beklentim bu. Umarım bütün bunlar son bulur ve acılar biter. Yurt dışında da ses getirecektir. Avrupa'da, Amerika'da, belki de Avustralya'da seyredecekler kardeşimin filmini. Filmin yapımcısı Mine Şengöz çok çaba gösterdi. Çok teklifler aldık ve en doğrusunu bekledik. Mine Şengöz de bizim için doğru bir isimdi. Kardeşim hak ettiği değeri onun ve ekibi sayesinde bulacak. Belgin tüm kadınları temsil edecek. Kadın cinayetlerini aza indirecek bir etki yaratmasını bekliyorum. Bir diğer ablası Mukadder Terim ise şunları söylüyor. Bu korkunç yalanın içine bizi çekmeye çalışan bir katil hala televizyon kanallarına çıkartılıyor. Elbette ki hepsi yalan, gerçek olan ise öldürdüğü ve hala pişman değilim dediğidir. Hala da açık açık tehditleri var. Ceza alması gerekirken rahatça konuşup Türkiye'nin gözleri önünde haklılığından söz ediyor. Yapacağımız film umarım tüm kadınlar için güç olur. Bergen'in hayatını araştıran ve Bergen'in ailesiyle irtibata geçip Bergen hakkında bir roman yazan Yavuz Hakan Tok, Bergen'in hayatından şöyle bahsediyor. Peki, tabii ölümünü bilemeyeceğiz ama o bahsettiğiniz yeğeni o yüzüne kezzap atıldıktan sonra mutlaka bunu bir şekilde paylaşmıştır. Niye yüzüne kezzap atmış? Yani sonra da bu adamla Halis ismi evliliğe devam ediyor. Yani nasıl bir duygudur, nasıl yani bir kezzap kadının yüzüne atılıyor, gözünü kaybediyor ve bundan sonra bu evlilik devam ediyor.
Niye atar bir insan bunu? Tamamen sahneye çıkmasını istemediği için. Çünkü önemli birlikte yaşamaya başlıyorlar. Fakat Bergen dayanamıyor. Çünkü kıskançlık var, şiddet var. Ve bu karşılıklı bir, hastalıklı bir aşk ilişkisine dönüşüyor zaman içerisinde. Yani o çok tutkulu aşk. Bir süre sonra artık belki aşk olmakla da adlandıramayacağımız bir şeye dönüşüyor. Bir saplantıya dönüşüyor. İki tarafta da var bu üstelik. Tek taraflı da değil. Birisi bıraktığında öbürü peşinden koşuyor. O bıraktığında diğeri peşinden koşuyor. Böyle bir saplantı hali var. Sahneye çıkmasını istemiyor. Evet, Bergen de bir taraftan evinin kadını olmak istiyor ama bir taraftan da sahneye çıkmak istiyor. Yine böyle kaçıp İzmir'e gittiği bir dönemde adam takip ediyor ve bir kiralık adam tutarak bir gece kulüp çıkışında evine kaldıkları pansiyona annesiyle dönerken bir kova kezzap attırıyor yüzüne. Tamamen sahneye çıkmasını engellemek, kendisine geri dönmesini istediği için aslında. Fakat Bergen onu affediyor. Daha mahkeme safhasındayken affediyor ve hapishaneye ziyaretine gidiyor, mektuplar yazıyor. Böyle bir ilişki. Nasıl bir karaktermiş? Zıt mı, ters mi, çok mu sevecen, nedir yani? Bergen ailenin en küçük çocuğu, ondan büyük 6 kardeşi daha var. Ve annesi, kalabalık bir aile. Evet, çok kalabalık bir aile ama Bergen 6 yaşındayken annesi eşinden boşanıyor ve sadece Bergen'i alıp Ankara'ya götürüyor. Diğer kardeşlerin hepsi Mersin'de kalıyor. Kızıyla tek başına bir hayat yaşamaya başlıyor, babasız. Tabii bunun doğal olarak bir takım psikolojik etkiler oluyor. Bence bu saplantılı aşkın altında da bu yatıyor en çok. Bir baba figürünün eksikliği yatıyor hayatındaki. Bir de diğer abi ve ablalarından uzakta, işte annesiyle bir başına başka bir hayat sürmeye başlıyor. Ama buna karşın ailenin en küçüklerinde vardır ya hep böyle bir söz dinlemezlik, bir asilik. Aynen öyle. Dört kardeşin en küçüğü, biraz bende de var. Evet, aynen öyle. Yani diğer kardeş, mesela anne çok baskın ailede, çok otoriter ve diğer kardeşlerin hiçbirisi anneye karşı çıkamıyorlar. Ama Bergen'in böyle bir lüksü var. Anneye karşı çıkabilen, isyan edebilen bir çocuk ve hep hayatı boyunca da öyle oluyor. Yani bir taraftan işte kocasıyla mücadele ederken bir taraftan da annesiyle mücadele ediyor. Çünkü annesi de onun evlenmesini istemiyor o adamla ve sahneye çıkmasını istiyor. Dolayısıyla iki taraflı bir mücadele veriyor. Anneye de direniyor, yeri geliyor, karşı çıkıyor, meydan okuyor. Zaten kezzap olayını 22 yaşındayken yaşıyor. Çok küçük bir yaşta yaşıyor yani. Ve onun psikolojik travmasını atlatamıyor yıllar boyunca. Mesela yeğeninin bana anlattıklarından durup dururken ağlama krizlerine girmesi. İşte bazen çok neşeli, bazen çok depresif olması. Yani bir manik depresif bir durumu da var. Ve bu hayatı boyunca sürüyor. Ama normal şartlar altında son derece neşeli, sıcakkanlı, insancıl, özü sözü bir kadın. Bir taraftan da artık tekrar üzerinden kitap yaparak ve film yaparak hala bu olayı deşerek mi acaba huzursuzlatıyorsunuz diyen eski eşe bir söz de var. Bu aralar bir kitap çıktı, Acıların Kadını. Meslektaşım Yavuz Hakan Tok çıkardı. Acıların Kadını'nın 400 sayfasında okumuş Halis Bey. Adana Kozanlıyım ben. Halis Bey de Adana Kozanlı. Yazar olduğumu ve dönem dönem köşe yazılarımı okuduğu için benimle görüşmek istediğini söyledi. Neden böyle bir kitap yapmayı hedefledi, sizinle paylaştı o zaman? Şimdi şöyle, bu kitabı okuduktan sonra aşırı derecede rahatsızlanmış. Halis Bey'den bahsettiniz değil mi şimdi? Evet. Benden bir ricası oldu. 30 yıldır ben çok suskundum. Sebebi de şudur. Ben Bergen'in de kız kardeşlerini, bacan ağamı o kadar çok seviyorum ve saygı duyuyorum ki daha fazla konuşulsun, yıpransın, yıpratılmak istemiyorum, yıpranmalarını da istemiyorum. Ben cinayet işledim dedi. Ben katilim, cezamı yattım. Cezalar vicdanda başlar, vicdanda biter dedi. Demek ki hani vicdanında bir takım rahatsızlıklar duyuyor. Fakat dedi, önemli olan dedi, benim çocuklarım dedi, benim işlediğim cinayetten dolayı ötekileştirildiler dedi. 30 yıldır suskundum ve sırtımdan dedi, yazılarak, çizilerek defalarca para kazanılmaya çalışıldı. Ben ölüp gidersem eğer tekrar saçma sapan şeyler yazılsın istemiyorum, doğruyu benim ağzımdan duymanızı istiyorum dedi. Neden ben diye sordum.
Çok şaşırdım. Tabii sebepler sonucu değiştirmiyor. Tabii ortada tabii. Tabii ben cinayetin her türlüsüne karşıyım. Hiçbir geçerli nedeni yoktur. İnsanın insana olan tahakkümüne karşıyım. Kesinlikle. Öyle. İnsanın hayvana olan tahakküm. Ben çok düşünerek gittim. Neden ben dedim. Babamın vekilliği döneminde aynı memleketin insanlarıydı. Bergen'le yani sonuçta... bize geldiler. Ha beraber geldiler. Bergen'le yeni evlilerdi ve Bergen çok güzel bir kadındı. Hayal meyal çok küçüktüm. Mutlu 6-7 muyuz? Yaşındaydınız? 6-7 yaşında gibi. Yani yaşımı bile hatırlayamıyorum. Siyah saçları vardı böyle. Dalgalı fön çektirmiş. Ve parlak saten mor bir gömleği, rengini bile unutmuyorum. Yani çok mutlulardı. Siz mutlu zamanlarını gördünüz ama. Çok mutlulardı. Mutsuzlukları da bir hayli olmuş anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle 21 saatlik ses çekimim var Halis Bey'le benim. Onlar da konuk olarak gittim. İlk gün çok korktum giderken. Neydi sizi korkutan? Ya sonuçta cinayet işlemiş. Şimdiden bakın, yani cinayet işlemiş. O kesinlikle kabul edilir bir durum değil. Ama ben bile giderken ön yargıyla gidiyorum ve ötekileştiriyorum. Cinayet işledi, katil bu adam diyorum ve korkuyorum. Karşında yani canavar ruhlu bir insanla karşılaşacaksınız diye. Beni ağırladılar, karşıladılar. Bu arada bir ormanın içerisinde büyük bir arazide tek bir evi var. Oraya giderken gülerek, bir de Noel Baba gibi gülen bir tarzı var. Dedi ki buralarda çok güzelmiş buralar dedim. Buraları dedi ya görürsün ya görmezsin dedi. Şöyle bir bak deyince benim bacaklarım çarpıldı. Bu bir tehdit miydi? Yok. Yani çok güzel bir bak anlamında söylemiş. Peki tabii sizin bu korkuyla gidiyor evet. olmanız belli ki kitaba engel olmamış. Sonrasında bu Sonra, kitap evet, senaryo daha doğrusu oluşmuş. Peki o yılları siz çok iyi bilenlerdensiniz. Aslında sizin yaşınız genç ama... Muhabirlik döneminize denk gelen evet, ve son evet. röportajı size nasip olan bu işi bize en iyi anlatacak insanlardan birisisiniz siz. Bir Bergen'in çok konserlerini izledim, çok yanında oldum. Arkadaşım gibi yani çok iyi sohbetlerim var, birebir çok iyi tanıyorum kendisini. Yani 25-26 yıl oldu bu arada, 26 yıl geriye dönüyorum. O dönemde dedim ki kendisine, dedim bak... Çok şeyler yaşadın. Seninle bir kapsamlı bir röportaj yapalım. O zaman da bizim gazete çok iyi satıyor. Çok her yerde okunuyor falan. Böyle çok şey bir... Peki yani röportaj yaptınız ama daha öncesi için bir şey soracağım tamam. size. Hı-hı. Defalarca dayak atılan, hala eski yani eşine Hı-hı. geri dönen, evet. boşanan, 3 çocuğu olan bir adam tarafından yalan bir evlilikle evlendiğini evet. zanneden bir kadından bahsediyoruz. Bir kadın bir adamı bu kadar mı sevebilir? Anlatayım. Her şeyine mi evet diyebilir? Onun gözlerinden bakın 2-3 gün falan bir röportaj yaptım. Uzun bir röportajdı. 4-5 gün yayınlandı seri olarak. Seri dizi röportajı olarak. Bunu kabul etti. Tamam dedi. Her şeyi anlatacağım dedi. Detayına kadar dedi. Oturduk. Hatta röportaj şeylerini de buldum. Demin ekrana geldi. Ben onun gözlerinden yani şöyle oturuyoruz masada, demin resimde var zaten, birebir gözlerinden anlatırken o sevgiyi ben aldım. Yani öyle bir şey ki diyor ki ben yani o kadar çok seviyorum ki dedi, bu sevgi anlatılmaz dedi, yaşanır dedi. Yani ben onu birebir bana söyledi bunu ve ben gözlerinden o hissi aldım. Yani çok seviyordu. Peki, bu çok kadar zulme rağmen nasıl bir sevgidir bu diye. Ya yani, röportajdan bazı bölümler var. İsterseniz okuyayım burada. Birkaç tane önemli bölümlerini çıkardım. Bu arada Bergen'in ilk tam detaylı yayınlanmış röportajıdır bu gazetede. Ondan sonra fazla bir röportaj yapmadı. Ne var mesela orada? Yani o kadar şey ki diyor ki mesela benim hayatım bu tam 16 Eylül 1987'de yapmışız o zamanki Bulvar Gazetesi'nde. 16 Eylül 1987 diyor ki benim hayatım sahnelere çıkmak isteyenlere örnek olmalı. Diyor ki konservatuvarın 2 yılını başarıyla tamamlamıştım ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamıyordum. Okulumu çaresizlikler içinde bırakarak PTT'ye çalıştım. Zaten demin başta verdiniz. Diyor ki minnet sevgisinden bir aşk doğdu ve nişanlandık diyor. Ne ben, sevgisinden? Minnet sevgisinden. Minnet birebir, duyduğu minnet. İçin mi evet. minnet. Bana anlattığı bu. Ben birebir röportajdan bunları çıkardım. Ben sahneyi çok seven, açıkçası sanatına aşık olan bir kişiyim. Beni kıskançlık çok kıskanıyormuş Halis Bey şeyi Bergen'i. Sonra bana işte beraber olduktan sonra çok kötü davranmaya başladı. Ama ben onu hala çok seviyordum. Ve bu olaylar film şeridi gibi gözümün önünden aktı diyor. Nişanlandık arkasından
dayak fasılları geldi diyor. Ama ben hala onu çok seviyordum diyor. Ben dedim ki ya peki seni şey yapan bir insana nasıl seviyorsun? O farklı bir şey diyor. O peki, ben bunu o, yani, çok ilginç yani. Bunu yani 26 yıl oldu ama bunlar birebir aklımda kalan şeyler. Psikologlarımıza soracağım. Çünkü ben bir kadın olarak bunu çok anlayamıyorum, algılayamıyorum ama biliyorum çevremde de var. Hala adamı sevmeye devam ediyor. Ya da kadın zulüm yapıyor. Hala kadını sevmeye bu nasıl bir ruh halidir onu soracağım size ama o dönemlerin çok iyi bilen bir gazetecisi var hattımızda. Merhaba diyelim kendisine ve aynı soruyu ona da soralım. Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben anlayamıyorum, ne olur siz hem Bergen Hanım'ı tanıyan birisi olarak hem bir gazeteci olarak bir kadın, sanat dünyasının parıl parıl parıldayan dünya güzeli, sesi olan, soluğu olan bir kadın kendine zulmeden bir adama aşık mıydı? Siz çok yakınındaydınız. Ya ben Bergen'i mesleğimde tanıdım. Sanatçı-gazeteci ilişkisini bırakın geçtik. Evinde de çok beraber ne bileyim aynı yatağı bile paylaştık. Ben inanın ne Barbaros'un söylemine katılıyorum. Aşk falan yoktu. İnanın sadece bir korku birlikteliği vardı yani. Aşırı derecede korkuyordu. Yani bu kadar madem Halis Bey sevgisinden neden biçimleri... Yani bir gazinoda, bırakın gazino değil ya, pavyonda çalıştırarak mı elde ediyordu? Yani bir hiçbir katil vicdan muhasebesi yapmamalı yani. Pişmansa bu insan içinde yaşamalı. Yani hikayeye dönüştürerek rahmetlerinin üzerinden rantendi etmek istemekten başka hiçbir şey değil ki bu yani. Bizler niye alet oluyoruz ki? Bizler de insanlığımızı buna alet ve prim vererek bu adama... Yitirmeyelim yani. Ben Mahmut Bey'e de bunu soruyorum. Ayça Sonra Hanım'a da peki, soruyorum. Buyurun. Yani bir insanın, özür dilerim de yani neden, niçin, ne demek ya? Bir Allah veren canı Allah alır. Yani sen kadını ilk önce bekarım diye kandır. Döv, söv. Ondan sonra kalk kadının yüzüne kezzap at, hayatını karar. Ondan sonra da neden, niçini sorun. Neyi soruyorsun ya? Neyi soruyorsun Allah aşkına? Ve buna prim vererek niye sizler alet oluyorsunuz? Peki burada şimdi bakın, evet, bakın Halis Bey'in hiçbir zaman onun pavyonda çalışıp da para kazanmasına ihtiyacı olmadı. Bir kere onu bir kesin bilelim yani. Bu yanlış anlatılıyor. Bu kitapta da yanlış anlatılmış. Halis Bey o pavyonda çalışırken boşanmak bile istedi. Dilekçeleri var. Bende ispatlı hepsi yani. Hepsi evrakları var. O dönemde boşanmak isteyip şimdi bir insan ondan sırtından para kazanıyorsa niye boşanmak istesin? Zaten yani saniye çıkmasını hiçbir zaman istemedi. Yalan evlilikmiş. Okuduğumuz kadarıyla. Ben görüş yani konuşabilir miyim? Çocuğuyla, tabii şimdi üç çocuğuyla bakın, bir adam bir gazinoya geliyor. Defalarca çiçekler gönderiliyor. Sonrasında Bergen Hanım aslında yüz vermiyor. Ama o kadar ısrarlı, o kadar ısrarlı ki sonrasında bir şekilde bu biraz da çekindiği ve uzak durmaya çalıştığı adam kaderi oluyor. Ama bir evlilik yapılıyor, sonra öğreniyor ki adam zaten evli ve üç çocuğu var. Ben konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi ben kendim Adana Kozanlıyım dedim, tekrar ediyorum. Ve araştırmacıyım. Şimdi hanımefendi selamlar de hatta mı bilmiyorum. Evet, bizim evet buyurun dinliyorum. Tabii ki hiç kimsenin üzerinden para kazanmak gibi bir düşünceye sahip değilim. Çünkü topluma, insanlara bir şeyleri verebiliyorsam yazdıklarımla, çizdiklerimle bu benim için onur olur. Peki bu filmden gittim, ne vermek istiyorsunuz? Oraya gittiğimde ben Zahide Hanım ilk önce çok ön yargılı gittim ki katildir. Cinayetin hiçbiri tasvip edilemez dedik. Kitabı koydu, avukatını çağırdı Halis Bey. Ve benim 4 günden sonra ön yargım gitti. Sayfa sayfa avukatıyla beraber kendisi cinayet dosyasını ve kezzap atılma dosyasını da karşılaştırmış. Bergen Hanım rahmetlik, onu da benden biri gibi görüyorum artık. O kadar çok sevdim ki orada kala kala bir bütün oldum hepsiyle. Bergen Hanım İzmir'de çalışırken, Halis Bey cezaevinde o kezap olayından sonra cezaevindeymiş ve kitapta tüm aile rahatsız bundan, çok zengin varsıl bir aile. Kitapta diyor ki kadın parasıyla pavyonda çalıştırarak geçiniyordu diyor. Ve ben dilekçeyi okudum, mahkeme kararlarını, ben evliyim diyor. Soyadımı taşıyor ve soyadımı taşırken asla ve asla eşimin buralarda çalıştırılmasını istemiyorum diyor. Polis karakoluna ve valiliğe dilekçe veriyor. Bu ikinci evlilik sizin sözün ettiğiniz. Bergen Hanım'la ilgili. Tamam, Bergen Hanım'la. Yani ikinci bir evlilik daha söz konusu benim okuduğumda. Hayır, anladığım. İlk evliliği geçersiz. İlk evliliği ayrılmışlar. Aynı kişiden. İkinci evliliğinde Bergen Hanım'la gerçekten nikah yapıyorlar. Sahte nikah olayını da ispat etti.
Avukat beye, kendi avukatıma da dedim, bizzat gidiyorsun Kozan nüfusundan çıkarttırıyorsun çünkü yalan haberlerle asla çıkmak istemiyorum. Peki bu yalan haber miymiş? Evli olduğu halde yeniden evlilik teklif edip sonrasında şahitler yalan, ayrılıyorlar. Nikahı yani yalan. İlk eşiyle ayrıymış Bergen Hanım'la nikahı gerçekten oluyor, şu şöyle oluyor. Kitapta öyle bir mesela Kozan Belediye Başkanı Erdoğan Bey'in evinde kıyılmıştı. Kozan'da Erdoğan Bey diye bir belediye başkanı yok. Öyle birisi olmadı. Peki kitap belki doğru bilmiyorum. Hayır şöyle okumadım ama. Kitaptaki ben kitabı bilmiyorum sonra öğrendim. Benim röportaj yani kitabın tek doğru olan yanı benim röportaj bizim o zaman yaptığımız röportajdan bölümler almış oraya direkt koymuş. Onlar doğru. Diğerlerini ben de baktım. Gerisi yani, bir olay röportajınızın. Yani benim bizim röportajın için yani, çok, en kapsamlı röportaj olduğu için onu almış üzerine koymuş. Yani, eşiyle beraber Bergen Hanım'la beraber gitmiş. Hani, burası doğru diyor Halis Bey. Hollanda'ya gitmiştik diyor. Şimdi o doğru. Konu da almasın çok fazla. Evet. Şimdi olayı şöyle netleştireyim. Sual vardı. Aslan Efendi'nin gazetecimizin sorduğu şey pek çok kişinin aklında olan sual. Onu ben anlatayım. Şurada bir cümlesi var Bergen'in. Arkadaşımız doğru diyor. Korkuyordu. Korkuyordu ama diyor ben şöyle soru sordum ona. Dedim ki dayak yediğin halde neden hala birlikte yaşamaya devam ettin diye bir sorun var. Diyor ki ben deli gibi aşıktım bırakamıyordum diyor. Bu kendi ağzından çıkan cümle. Deli gibi aşıktım bırakamıyordum. Korkuyorum ama bırakamıyordum. Zahide Hanım ama ben şey gibi korktuğunu söylüyor. Evet. Hem arkadaşı hem yılları bilen gazeteci. Şunu da söyledim acaba korkuyla mı bu insan dedim yani gidiyor geliyor. Fakat resimleri bir gösterdiler bana fotoğrafları. Bergen çok da hoşuma gitti. O fotoğrafları da aldım kendisinden. Rica ettim. Çok da o yanmış haliyle bile güzel geldi bana. Koşarak açık cezaevine gidiyor. Sarılmışlar kucak kucağa. Yani hatta Bergen'in rahmetli annesi de gelmiş ki sorunun annesi olduğunu iddia ediyor Halis Serbest. Peki hiç boşanmayı düşünmüş müydü acaba? Hiç sizinle paylaşmış mıydı? Ben artık gitmek istiyorum. Korkuyorum ama bitsin istiyorum demiş miydi? Konuşur muydunuz böyle kendi aranızda? Yani çok konuştuk, çok dertleştik. Gerçekten yani o kadar korku birlikteliğiydi ki Halis Bey'den. Ve bir gün inanın öldürüleceğini adı biliyordu. Hiç zavallı kız bütün ailenin yüküne omuzlanmış maddi olarak. Onları bakmakla kendini mükellef hissetmiş. Aynen. Yani tarif edeyim, inanın tüylerim hala diken diken oluyor. Aynı yatakta yattığım zaman onun vücudunu görünce ben çok ağladığımı bilirim. Aynısını o da gizli gizli ben görmeyeyim diye ağlardı. Ya bir insan hala yani yaptıysam bir sebebi var nasıl diyebiliyor ya? İnanılmaz bir şey gerçekten. Ancak zaten bu toplumda kadın cinayetleriyle ilgili cezalar o kadar hafif ki işte aftan çıktı ve utanmadan ben şiddeti iyi bilen, hayır lafından anlamayan bir insan olarak ortalıklarda rahatla gezebilen, yani hiç böyle utanmadan gezebilen ve bunu yaptıysam nedeni vardır diyen ve bizim gerçekten insanlarımız da buna alet olarak sanki meşrulaştırılmış gibi ya nedeni var mı için, neyin nedenin içini ya? Bir insan işine gelmiyorsa ayrılırsın arkadaşım, bırakırsın peşine. Neyin nedenin içine? Nasıl soruyorsun bunu kendi kendine? Yani öldürmek ya, asla yani değil çözüm ya. Yok ya, Allah verdiği canı Allah alır ya. Güzel konuşuyor, dinliyoruz da deminden beri. Gayet güzel. Tabii ki vicdanen çok insanı yaralayan bir şeydir. Ama ben sinema yapıyorum, sinemacıyız biz. Sinemalar, siz boşa para kazanmak için. Hayır, sinemalar gerçek hayattan çıkan hikayelerdir. Şimdi Bergen ve Halis Bey'in hayatı sinema olmuş. Sinema yani. Bergen yaşarken de sinema gibiydi. Yani yaşarken de filmi çekilebilirdi. Çünkü hayatı öyleydi yani. Çok enteresan, değişik bir hayatı vardı. Ben sinema yapıyorum. Ben çekebilirim bunu yani. Ama yaşarken, Mahmut Bey yaşarken çekilseydi kendisinin fikri alınabilirdi. Belki orada bir parantez olabilir. Gerçekten tabii. Acaba bunun filminin yapılmasını şu an yaşıyor olsaydı kendisi ister miydi? Şimdi hanımefendi, yoksa ben yapmasaydım. Hani orada bir soru işareti var. Bir başkası yapacak bunu. Yani mutlaka yapılacak bu. Yani, gerçekler ortaya çıksın. Gerçeklerle şimdi, çıksın. Şimdi pardon Pervin Hanım, bu topluma mal olmuş bir konu. Hepimiz kadın olarak telefonda canlı yayındaki arkadaşımıza da söyleyeyim. Hep birlikte gelin. Ben kitaplar yazdım ama yazan insan para kazanmak için yazmaz. Para kazanma hedefleyen insan yazar olmaz. Şimdi hep birlikte gelin kadın olarak. Biz senaryolaştıralım. Tek kuruş para kaygım hiçbir zaman olmadı, olmaz.
Mahmut Bey, okul yaptırın adına belgeni. Hep bir, evet, o da olabilir. Hep birlikte senaryo ulaştıralım. Topluma mal olmuş bir konu çıkaralım ortaya. Siz şimdi çok farklı anlatıyorsunuz, öbürü farklı anlatıyor. Bunun ortasını bulalım. Örneğin hiç düşündünüz mü? Evlendirilirken bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu, psikologlar, psikiyatristler boşuna okumuyorlar. Kan tahlili sağlığı iyidir, hadi hadi evlen. Beyin de bir organdır. Hiç anne baba olarak kız çocuğumuzu, erkek çocuğumuzu götürüp de bu evliliğe hazır mı diye uygun psikologlara, psikiyatristlere götürüp gösterebildik mi? Acaba vergen mi borderline, halis serbest mi narsist kişilik, ikisi bir araya geliyorlar, mıknatıs gibi çekiyorlar. Örneğin çok rahat ya işte bu adam bu kadını sattı. Parasından yararlandı. Bu kadın bu adamla yatıyordu, gitti bir başkasıyla yattı. 10 parmağımızda 10 karayla sen bunu nasıl yaparsın? Sen şunu sırtından nasıl geçinirsin ama, gibi tahakkümlerde bulmaya hiç gerek yok. Yani ama orada şöyle bir parantez var. Bu topluma mal olmuş bir durum. Kişinin ne olur şunun altını çizelim. Kişinin evet dediğiniz gibi biz evlenmeden önce gidip bir psikolojik kontrolden geçmiyor kesinlikle olabiliriz. Haklısınız. Ama bu hiç kimsenin bu şekilde ya da herhangi bir şekilde öldürülmesini gerektirmez. Rahatsızlığı her ne olursa. Aynen, ben şimdi konuya başlayacağım. Yani her çizmek isterim hiçbir şekilde. Tedavide, her psikolojik muayeneden geçmeyen insanlar bu şekilde cinayetlerle mi sonuçlanıyor? Yani şimdi eşe başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde cinayetlerle mi sonuçlanıyor? Ben bir şey söyleyeceğim. Tabii ki ben size katılıyorum. Halis Serbest'in avukatı değil Mahmut Hekimoğlu, sinemacı. Ben Halis Serbest'in çok avukatı değilim. Halis Serbest taraftarı değilim. Bergen tarafını tutmuyorum. Ama ben araştırmacıyım. Kişi, size bunu film yapalım ve senaryolaştıralım diyen kişi evet. Halis Bey. Hayır. Şimdi ben de bunu söyleyecektim. Yok, bunu söyleyecektim. Hayır, alakası yok. Şimdi bu 30 yıldır suskunum. Siz de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Gazeteye benim adıma demeç verir misiniz? Çünkü ben ilk geldiğimde Bergen'le gelmiştim. Rahmetli babanızı tanıyorum. Aynı sokakların çocuğuyuz. Aynı memleketin çocuğuyuz. Bunu yapar mısınız? Biz size güveniyorum. Nedenini size açıklayacağım dedi. Ben emin olun ki burada size nedenini söylesem aması yok cinayetin. Cinayetin aması olamaz. Yok. O cinayet işlemiş, evet. Katildir. Ama kabul edilebilir. Ama nedeni bir cinnet halidir. Psikolog arkadaşımız. Evet, psikolog. Cinnet. Yani ben o an anlattığında hiçbir geçerli kıskançlık mı dedim, aldatma mı dedim. Ha bunlar da var olduğu söylenirdi. Bergen'in arkadaşım yayındaysa sabahtan akşama kadar içtiğini, alkolik olduğunu. Kıskandığını çok söylüyordu. Bana söyledi, kıskandığını şöyle diyelim, söyledi ama. Sonuçta hayatta olmayan bir evet, insandan bahsediyoruz. Söylenirdi. Şimdi ona hayır. Bir saygısızlık. Tabii. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir sürü yorumlar yapıldı. Ama ben araştırmacı yanımı bırakmayıp Bergen'in çocukluğuna indim ve gece uykumdan uyanarak ağlayarak uyandım. O kadar etkilendim. 6 yaşında anne baba, anne götürüyor. Ve gerisini biliyorum, dediğiniz gibi aile olmadan konuşmak da istemiyorum. Öbür kızlar kalıyor, çok da sağlıklı kızlar, yurt dışında büyüyorlar, maddi durumları da iyiymiş. Bergen olan Bergen oluyor zaten. Yani diyorum ya, ve inanın parçalanmış bir ailenin evet. Şefkatten eksin bir çocuğu yani. Evet. İşte şefkatten eksin olduğu için zaten bırakamıyor o şiddeti. Yani baba yok arkada. Bakın Halis Bey'in yaptığı yalanlarla bir an böyle tutunacak dal gibi görmüş bir insan yani. Aynen ve öyle. Şimdi ben ama tamam da Halis Bey'in kalkıp da ha bir yani sağlığında zaten hayatını mahvettiği bir kadının şimdi yok neden niçin diye ben konuşayım, yok böyle bir şey ya. Burada bir şey daha aslında VTR'yi izlerken fark ettim. Az önce Ayça Hanım sordu ya, bu kadar madem şiddet görüyordu neden o zaman bırakmadı? Yani hani cinayet odaklı değil de şiddeti görüyordu, o zaman ayrılsaydı bu cinayet olmazdı gibi bir şey geliyor benim aklıma. Şimdi burada farkında mısınız bilmiyorum, bir tehdit var. Yani ayrılmak istiyor. Gazetecimizin söylediği oydu. Evet, korkuydu, ayrılmak tutan istiyor ve kezzapla yanıyor. O zaman etmiş bir daha ayrılırsa kezzaptan sonra burada ne gelecek? Ölüm gelecek o zaman. Hemen şimdi çok bunu bile bile nasıl? Tabii burada diyor ki diyor? Kaçtığımı öğrenir öğrenmez beni, şimdi kaçıyor ondan. Hı-hı. Burada diyor bana kaçtığımı öğrenir öğrenmez beni takip etmeye başladı. Son olarak İzmir'de bir pansiyonda buldu. Yüz vermediğim için beni tehdit ediyordu, kendi sözü. Yüzüne kezzap atarım diyordu, demiş bunu. Yüzüne hiç kezzap atarım. Sonra da ama ben inanmıyordum, yalan diyordum. Yapamaz. Beni çok seviyor. Bunu yapamaz diyordum. Aynen. Diyor. Burada bu kezzabı yedikten sonra bir daha tehdit aldığında nasıl ayrılsın bu kadın bu adamdan? ATV'den arkadaşımız da oradaydı. Son olarak dedi, ben bir şey söylemek istiyorum dedi.
Yeni Nesire de bir şey söylemek istiyorum. Böyle ikimiz de can kulağıyla dinledik ATV'den gelen arkadaşımızla beraber. Kesinlikle dedi kışkırtmalara, herhangi bir kışkırtmalara taviz verip cinnet haline gelmeyin. Şiddete başvurmayın, insanları öldürmeyin. Çünkü dedi hayatınız yarım kalıyor. Bunu ben Bergen'in de hayatı bitti, benim de hayatım bitti dedi. Şimdi, yani bir itiraf mıydı bu? Aynı. Yani ben onu duyduğum zaman şöyle bir şey, ay Ayça'nım demeyin, gerçekten şöyle bir şey var. Şimdi bu adam katildir, bunu alıp çöp atalım dedi. Bu adam katil, evet katil. Tabii. Ama burada tedavi görmesi gereken bir insandan da bahsediyoruz. Görmesi gerekiyorsa tutalım göster. Yani ben de Halis Serbest için değil, A kişi için değil. Her kimse. Dışarıda her birisi kimse Ahmet Mehmet'i vurdu değil mi? Ahmet Ayşe'yi vurdu. Hepimiz bu adam vurdu, katil, tehlikeli. Ben bile korkarak gittim diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Korka korka gittim. Ama bakıyorsunuz ki şimdi bu Ahmet katil, Allah kahretsin. Hepimiz Allah kahretsin. Ya bunun da konusu olur mu? O zaman Adolf Hitler'i de yazmayalım. Adolf Hitler de bir sürü insana soykırım yaptı. Ama işledik. Niye? Yani neden yaptı? Niye yaptı? Bizim de zaten bugün bu konuyu ele almamızın nedenlerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bundan sonra böyle cinayetleri vesaire engellemek için ama ya da azıcık bir şey halkın kulağına bir şey kaçırabiliyorsa. Hepimiz buraya aynı şey için geldi. Kendisinin mezarına ziyarete gitmiş olması, kendisinin mezarına ziyarete gitmiş olması bana göre çok fazla bir şey ifade etmez. İki hayat bitti dediniz. Evet ama biten hayatlardan bir tanesi toprağın altında, bir tanesi devam toprağın ediyor. Üstünde dikkatinizi çekmek devam için. Sizce ne kadar ne kadar bu insan öldürenle bana kalırsa, çünkü ben izledim de bu insan öldüren insanlar, katiller diyelim veya cinayet işleyenler, birisi toprağın altında diyoruz ya, yaşayan, düşünen insanlarız. İnanın o ölenden daha kötü ölüyorlar. Daha kötü durumdalar. Onu bilemeyiz. Daha kötü durumdalar yani. Durumlarının ne olduğunu, yaptıklarını meşrulaştırmaz. Bu bir mazeret hiçbir şekilde değildir. Asla meşrulaştıramaz kabul edilemez. Cinayeti hiç kimsenin işlememesi için şu topluma, herkese sesleniyorum. Ben cinayet işleyen insanı gördüm. Benim merak ettiğim sıkıntılı bu var. Bir durum merak ve hiç kimsenin şey işlememesi sadece, gerekiyor. Sadece bunu merak ediyorum. Sizin senaryonuzda. Evet. Katil diyorsun, cani diyorsun, bir sürü şey... Bu adam sempatik gösterilecek mi? Sadece merak ettiğim o. Çok bu katili. Bu katili. Size bir siz şey katil diyorsunuz. Mi? Bak katil diyorsunuz. Şimdi ama daha sonra diyorsunuz ki can kulağıyla dinledim. Şimdi şöyle yani bir şey 20, söyleyeceğim. Bakın yapmış olduğunuz röportaj sonunda sanki bir sempati mi oluşmuş? Olgun yani Bey. Bir sempatikleştirme Olgun olacak Bey. Mı? Burada yoksa Bergen'in uğradığı haksızlık mı işlenir? Bu önemli. Şimdi biz burada işliyoruz. Çok mağdur kadın aldık biz buraya. Şimdi... Gerçekten eğer bu ders olacaksa, yani kadınlar ne olursa olsun size zarar verecek insanlardan bir şekilde karşıda dik durun. Devlet arkanızda, hukuk arkanızda, herkes arkanızda, yol gösteren arkanızda diyecekseniz evet amaca... Evet, amaca hizmet eder. Sonuç bu. Ama can kulağıyla dinledim. Bir sempatikleştirme varsa sanki yazık bir şey olur Bergen'e. Gibi. Toprağın hayır, altında hayır. Yatana yazık olur. Evet. Hayır, sonuç ben ki... aynı yani o öldü, o da öldü diyemiyorum. Hayır. Ben de diyemiyorum. Vay ölenin haline. Ölüm sizin kıyametinizdir. O gün haline. O gün sizin için kıyamettir. Kıyamettir. Konuşmalarımıza şahit oluyorsunuz siz de. Eklemek evet. istediğiniz bir şey var mı? Ben sizde bir kızgınlık hissediyorum. Bir arkadaşımı elimden aldılar. Bunu nasıl hayır, yaparlar? Hayır, inanır mısınız? Reis ediyorum. Yani böyle bir filme gitmek ya da o kitabı okumak, katile para kazandırmak ve cinayeti meşrulaştırmaktan başka bir şey değil. Ya ben katile veya ölene yönelik bir kitap değilim. Bu tipler şimdi de ölünün üstünden nasıl para kazanırım onu düşünüyor. Aynen. İnan ben bu beyefendiyi aynen. dinleyip yani kitap yapan, film yapan insanlara sadece yazıklar olsun diyorum. İnanın bu kadın cinayetleri işte böyle insanların ne, neden, niçin ben ona yok hanımefendi ya. Hanımefendi ismi neydi hanımefendi? Neden ismi? Ki marka ayrılır. Niye vermiyor ama? Yani kalkıp böyle meşrulaştırmak inanın ben sadece. Evet. Yani o da yapılmasa çekilmeseydi niye çekildi ola? Beyefendi o zaman Halis Serbest'i ortaya çıkararak. Evet. Tabii ki çıkacak. Tabii ki çıkacak. Bunlar çıkacak meydana. Film yapılmayacaktı. O zaman kendi kendinize içinizde yapacaksınız.
Sonra filmden sonra... Nasıl yani? Halis Bey olmadan nasıl film yapılır? Kadir İnanır da çekti bu filmi yıllar önce. Herkes itiraz evet. etti ama mi? Ama tamam da daha siz kitap yazılmamış, ha. film senaryo... Yavuz Hakan Top da yazdı bu kitabı. Niye itiraz etmediniz? Dedim, onun peşindesiniz. Neyin Hayır, peşinden? Hiçbir şey peşinde değiliz biz. Yayınlar diliyorum. Yani Bergen Hanım'ın kuzeni telefon attığımızda... mesela onlarla da konuşmanız gerekiyor. Eğer böyle bir iş yapacaksanız. Tabii. Merhaba Tabii efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Siz kaç yaşındaydınız efendim Bergen hayatını yitirdiğinde? Bergen hayatını yitirdiğimde ben 32 yaşındaydım. Peki sizi... Eşimle Bergen'in arası 40 gün. 40 gün bile değil. Çok yakınlar o zaman. Evet, Haziran'da işimi kaybettim. Ağustos'ta Bergen'i kaybettim. Başınız sağ olsun tekrar. Sizi ilk anlattığı zamanı hatırlıyor musunuz? Yani efendim? O gözlerinde aşk kıvılcımları var mıydı o zamanlar? İlk anlatışını hatırlar mısınız? Evet, evet, evet. Nasıl anlattınız? Biri gibi aşıktı. Biri gibi aşıktı kocasına. Ama başına gelecekleri bilmiyordu. Bilse kim böyle bir şey ister? Şimdi ben izlerken yani sinirden böyle sil sil titriyorum. Ölmüş bir insanın arkasından atıp tutmak çok kolay. Yani hayatını bilmediği halde Halis'in ne kadar doğru konuşacağına nasıl inanıyorlar? Bir Mahmut diye ben 15-20 gün önce Adana Koza Festival, Altın Koza Festivali'nde tanıdım. Kendisi hatırlar, samimi mahalle komşusunun arkadaşı olarak geldim. Bir takdir ve ettiğim bir sanatçıdır ama tek taraflı dinlememesini tavsiye ediyorum. Bir de gelip burada Mersin'de gerçekten hayatıyla ilgili olan, burada yaşayan bir ablası var. Ve bizden hayatını öğrenmesi gerekiyor. Halis'in neler yaptığını bizden de dinlemesi gerekiyor. 30 yıl geçmiş aradan. Allah yani ona... Şimdi hanımefendi tam ama yalan yanlış şeyler konuşulduğu zaman... Tam bitmiş bir şey yok. Tam bitmiş değil. Ben bilmiyorum kimler bağlandı ailesinden, bilemiyorum ama ben yerimde duramıyorum. Bergen'i yani sağ olsun arkadaşı kimse ona çok teşekkür ediyorum. Çok doğru konuşuyordu. Gazeteci arkadaşı. Kimse Peki bilmez. Korktuğunu söyledi. Evet ilk zaman bir aşk var dedi ama korkusundan bırakamıyordu dedi. Korkusundan çünkü adamları peşindeydi. Kaç kere ayrılmaya kalktığında benim evimi bastı ve Bergen benim evimde saklanıyordu. Adamlarıyla Mersin'deki mafya dediğimiz bir kum Mehmet vardı. Onun adamlarıyla benim evimi bastı. Ve dedi ki ne sen dedi yanlış bir hareket yaparsın dedi ben silah çeker vururum yerini bana söyle dedi. Bergen benim evimde karyolanın altında saklanıyordu. Bunu söyleyen kim? Halis Bey söyledi. Yüzüne söyledi. Evet canım yüzüme söyledi. Eşim ve annem bahçede evimiz vardı. Orada yani girdi silahla. Dika Mehmet de yani... Eşimin ailesiyle aynı mahallede oturmuş adamlarla çıktı dışarıya. Halis resmen tehdit etti beni. Ben de dedim geçin arayın evimde yok dedim ama o anda Bergen benim karyolamın altındaydı. Yani anlatsın, ayaklarını anlatsın, dövüldüklerini anlatsın. Kozan dağına kaldırıp elini ayağını bağladığında Halis diyerekten bıçakla isminin baş harfini yazdığını, çenesini kırdığını... Flamingo Caddesi'nde karısını arabadan attıklarını, her şeyi anlatsın ama Halis'in bir yemini vardı benim eşimin cenazesinde geldiğinde 7'sinde. Eğer sahneye çıkarsa onu sahnede vururum kendime de bir kurşun sıkarım diyordu. Neden onu yapmadı? Bergin'i öldürdü. Neden yapmadı onu? Evet. Şimdi konuşması kolay. Ölmüş bir insanın üstünden film çevirerek para kazanmak çok kolay. Bunun yaşadıklarını bir de ailesinin yaşadıklarını sorsunlar. Kesinlikle. İyi bir ailenin kızıydı Bergen. Yani şey bir kız değildi. Dünya etti bir insandı. Sorsun sevdiklerini sorsunlar. Bu kadar senedir Bergen'in adı unutulmadığına göre demek ki insanlarda bir sevgi saygı bırakmış. Bunlara önem verirsin. Halis'in çıkıp da oradan söylediklerine değil. Bir şey soracağım. Halis Bey'in paraya ihtiyacı olmadığı ve filmi rant kazanma amacıyla yapmadığı ya da yaptırmadığı da söz edildi programımızda. Ne diyorsunuz? Kumarhane işletiyordu. Kumarhane iflas etti, kapandı. Ailesi duyduğum kadarınca ailesi evlatlıklarını etti. Zaten bu Kozan Dağı'na kaçırdığında, karısının elini ayağını bağladığında kız kardeşi yardım etmişti.
kaçmasına Bergin'in. O zaman hangi kız kardeşi hatırlayamıyorum geçmiş gün. İtiraz ettikten sonra Halis'i Bergen bir kumarhane açtı Polka'da. O kumarhaneyi de çalıştıramadı, Biko Mehmet'e sattı. Biko Mehmet'ten sonra işi gücü yoktu. Ama ilk zamanlar tabii işi falan iyiyken yani hayat yaşattı. Ama Bergen de onu hastanede besledi. Bir ipek gömleği bir odasında televizyonu lüks hayat yaşıyordu. Bergen'in parasıyla mı oluyordu peki bunlar? Evet, hapishanedeyken Bergen ona bakıyordu ve adamları da bunu takip ediyordu. Peki her hapishanedeyken neden bakıyordu? Hala tehdit devam ettiği için mi yoksa sevdiği için? Korkusundan. Peki korkusundan, hiç hukuka başvurma yolunu seçmiş miydi? Hiç avukata başvurmuş muydu? Vuracak şeyimiz yok ki, tehdit ediliyorduk. Biz mezara gömdükten sonra Bergen'i kapı dışarıya çıkamıyorduk. Hastanede annesi yatarken iki polis bekliyordu hastanenin kapısına. Başımızı uzatamıyorduk, tehdit ediliyorduk. Peki efendim. Bir de bir şey daha soracağım. Şimdi öyle şeyler yaşanmış ki gerçekten hayatı film gibi. Bir araba almış kendine taksitle Bergen evet. Hanım. Ve evet. O araba yandığı zaman Halis Bey sen üzülme ben sana yenisini alırım demiş. Ve bir güven unsuru oluşmuş diye okudum onu, ben. Arabayı sonradan da kendisi yakmış. Galiba arabayı. Kendisi yakmış. Yok hayır bir pavyonda çalışıyor, bana anlattı onu. Evet. Para vermiyorlar sahneye çıkması için. Araba veriyorlar. Hı. Sonra araba senin diyorlar. Ha senin diyorlar. Evet, sonra bitiyor tamam, sahnesi. Sonra arabayı geri alıyorlar. Bana öyle söylemişti benim hatırladığım. Çok özür diliyorum. Ne dediniz efendim pardon? Onu plakçısı aldı diye biliyorum. Eliyle plakçısı aldı. Evet. Hassasiyet sizi bu filme ve röportaja ikna eden, hani çağıran, Bunu yapalım diyen kişinin Bergen'in hayatına son veren kişi olması. Bir saniye i̇şte Zahide Hanım. Ve ben beni senaryoya ikna etmedi, film olmasını istemiyor kendisi. Yani ben dedi kesinlikle böyle bir şey olsun istemiyorum dedi. Sadece bana dedi ki bir açıklama yapar mısın? Tabii ki dedim yaparım. Ve kendisinin ağzından çıkanı bir tek kelime nokta virgül haricinde bir tek kelime katmadan Halis Serbest bunu demiş dedim. Halis Serbest'in ben avukatı değilim. Yaptığı şeyi de onaylamıyorum. Ama insanların asla takıldığı nokta şu. Hiçbirimizin öyle bir durumu yok. Halis Bey hayatta ama insanlar şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki bu kişinin acaba söyledikleri ne kadar doğru? Bergen'in, rahmetli Bergen'in yakın bir arkadaşı telefon attığında. Efendim merhaba. Alo. Hoş geldiniz. Hoş hem sizin hem tanıyan herkesin tekrar başı sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki konuşmaları duydunuz, ekleyeceğiniz, çıkaracağınız bir şey var mı? Siz yakın arkadaşıyım demiştiniz. Şahit olmuş muydunuz birlikteliğine, yaşadıklarına? Şimdi bugüne kadar defalarca televizyonlarda, önce iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. Defalarca konuştular. Yanlış veya kendisinin ruhunu acıtacak şeyler söylendi. Fakat ben bir türlü söylemek, konuşmak istemedim. Şu anda yapılanlar ölen bir insanın öldükten sonra da bu adamdan kurtulamayacak mıyım diyeceği bir noktadayız. Yani film çevrilmesi, senaryolaştırılması. Evet, evet çok yazık. İsmini ağzıma almak istemediğim adam tarafından anlatılıyor ve anlatılacak olması. Hayret bir şey, öyle bir şey var mı ya? Anlatılacak peki, olması. Sonrasında konuşalım ama sizce siz bu kadar yakından tanıyorsunuz. Evet. Böyle bir şeyi yapma yanlış sebebi anda, ne olabilir? Neyi? Yani şu anda bir film oluşturuluyor, bir senaryo yazılıyor. Evet. Ve siz diyorsunuz ki yapmayın böyle bir şey. Çünkü yapmayın. Bergen hayatta olsaydı bunu istemez. Doğru mu anlıyorum? Bakın bunun yapımcısı İstanbul'da Yaşar Kekavay'dı, rahmetli oldu. Ulaşabileceğiniz hiç kimse kalmadı. Bakın bunun İzmir'de kim bilirin bestekarı Cengiz Özçeker çok iyi tanıdı, o da rahmetli oldu. Bu kadıncağız boşuna gelen menfi olaydan sonra 2-2,5 sene iş yapamamış. Hiçbir programa çıkamamış. Daha sonra Ankara'da kendisine ekmek parası yani şöhret değil, kazanmak için annesiyle yola çıkmış. Şansı yaver geldi. Benim de tanıdığım
benim de katkıda bulunduğum bir insandır Bergen. Dostumdu, arkadaşımdı. İstanbul'da ismini versem mahsuru yok. Bir iki gazetede çalıştı ve parladı. Bu ana kadar bu insanın lafı yoktu. Ne zaman parladı, ne zaman meşhur oldu, ne zaman ele ekmek tuttu, tekrar tehditler başladı diye bana dert yanardı. Ayrıca soy ismini kullanarak çalıştırılmaması konuşuluyor. Bu kadıncağız ölmeden 4 ay önce evindeydi. Daha sonra Samsun'da program yapıp Kayseri'ye geçti. Kayseri'den sonra Mersin yolunda, Tarsus yolunda öldürüldü. Bunu Halis Terbest denen adam çalışırken de biliyordu. Arasındaki anlaşmazlık, Belgen'in sevgisiyle ilgisi varsa annesine niye ateş etti? Annesi de niye ateş etti? Annesi yaralı kurtuldu olaydan. Yazıktır lütfen. Aklı başında kişiler, büyük projeler, insanların peh diyeceği projeler yapılabilir ama bu insanı öldüren, hayatını karartan, hayatını mahveden, sevgiye, hayata küstüren bir insanın ağzından dinlenen bir projeyle vicdanımı tutladığı için aradım. Ruhu rahat etmez. Gerçekten ölünce de mi kurtulamadım diyecek bir noktadayız. Ne olursunuz kimse kusura bakmasın. Herkes aklı başında insan. Her şey para değildir. Ama doğruları anlatmanın şekli de bu değildir. Bunun için çağrıldık ya, Acıların Kadını diye 400 sayfalık Yavuz Hakan Tokun kitabı var. Bizim dışımızda bir şey yaptı. Arkadaşım o kitabı yazmış. Fakat diyor ki adam, benim diyor, Bergen'in dilinden bana yazılmış mektup, hayali diyor bir mektup yazmış. Araba yakmışım diyor, yalan diyor. Ve bunu belgelerle ve ben diyor, soyadımı taşırken çalışmasını istemedim. Ekonomik anlamda çok çok varsıl bir insanım. Ama diyor annesiyle beraber kızım sahne tozu yuttu, gidip çalışacak diye diyor, götürüp pişmanım diyordu, geliyordu diyor. Tekrar diyor anne gelip alıp götürüyordu diyor. Yani aslında öldüğü için bunları da konuşmak istemiyorum. Peki ben size bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorsunuz ama bunları yazıp bir de film haline işleyeceksiniz. Hayır, şimdi bunu, bu yalan mı, doğru mu? Araştırmam peki gerekiyor. Peki ben bunun psikolojik kısmını vesaire kısmını bir tarafa bırakıp size şunu sormak istiyorum. Bu arada bir dakika, çok çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Son bir şey söyleyecekseniz buyurun efendim, telefondaysanız hala. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi acaba Bergen'in bir abisi, bir kardeşi, bir etrafı olsaydı o beyefendi mezarına Fatiha vermeye dahi gidebilir miydi? Lütfen. Sahipsiz, korkan iki tane kadına hayatı zindan etmiş ve ondan sonra da defalarca çıkıp ben aşkım, ben seviyorum, benim karımdı, çalışmadı. Bunlar hoş şeyler değil. Lütfen bunlara alet olmayalım. Sıkın da demin size bağlanan gazeteci hanımefendi çok değerli bir gazetecidir. Peki siz şimdi burada Ayça Hanım diyor ki ben gerçekleri yazmak istiyorum. Ulaşabildiğim herkese ulaşıp gerçeği yazacağım. Peki siz bu noktada isminizi vermek istemiyorsunuz. Ayça Hanım'a yardımcı olmak ister misiniz? Yani evet, biz evet, çünkü çok sevinirim. Biz ne dedik biliyor musunuz? Siz bir dakika. Buradaki amaç eğer gerçekten buradaki amaç Halis Bey'i sempatikleştirmekse en başta Bergen'in iki eli umarım bunu sempatikleştirenlerin yakasında olur. Bana ulaşmak için Zahide Hanım yardımcı olur. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Bundan önceki gazeteci hanımla irtibata geçerlerse bana ulaşabilirler. Zahide Hanım'a da çok teşekkür ederim. Böyle bir programda aklayın lütfen Zahide Hanım. Ne olur. Evet. Tabii bunları, ki. Bunları aklayın ne olur. Kadıncağızın gerçekten çok iyi bir kadındı. Ruhu rahat etsin bari. Aklamak demek önce karalanmış bir durum olduğunu gösteriyor. özür dileyerek böyle bir şey zaten yok. Yoktu. Peki. Halis Bey'in kızı telefon attığında. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Çok şey konuşuldu, çok şey söylendi. Şimdi sizin programın başından beri takip ediyorsunuz herhalde. Evet, takip ediyorum. Peki siz olaya ne kadar zaman şahit olabildiniz? Siz hep yanlarında mıydınız? Biz sürekli yanlarındaydık, evet. Benim babam tek suçu Bergen'i çok sevmekti. Sabahlara kadar ağladığını ben biliyorum. Sadece Bergen'den istediği çalışmamasıydı. Benim babamın hiçbir zaman paraya ihtiyacı olmadı. Türkiye'de kimsede son model arabalar yokken benim babam o arabalara biniyordu. Hiçbir zaman bir kadının parasına tenezzül edecek bir insan değildir benim babam.
Orada ileri geri konuşuluyor babam hakkında ama konuşulacak o kadar çok şey var ki. Ya ölmüş bir insana saygı duyuyorum. Onun hakkını ileri geri konuşmak da istemiyorum. Lütfen. Ama babamın üstüne bu kadar gelinmesini istemiyorum. Lütfen. Peki siz... Benim babam çok delikanlı bir adamdır. Peki öyle olabilir ama bir ölüm var ortada. Şimdi kızı olarak babanızı sevmenize saygı duyarım ama ortada bir cinayet var. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin kocanız size bunu yapsaydı ya da sizin evladınıza kocası bunu yapsaydı nasıl hissederdiniz? Ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun, ölüm bir sonuç olmamalıydı derim ben. Katılır mısınız? Orada benim babam Bergen'i öldürmek istememiş. Annesini öldürmek istemiş. Çünkü annesi sürekli teşvik ediyordu. Ama peki, bu da suçu hafifletmiyor. Evet, bu da suç. Ama insanlar bir noktaya geldiklerinde tıkanabiliyorlar işte. Ne yapmaları gerektiğini bilemiyorlar. O an benim babam hangi psikolojide olduğunu hiç kimse bilemez. Ama olayı tasvip etmemize imkan ve ihtimal yok. Yani bir ölüm olayı var. Bunun bin bir türlü yolu var. Sizin başınıza gelseydi inanın ben de babamı çok severim. Babasına aşık bir çocuğum. Ama babamın bir hatası varsa mertçe, dürüstçe ortaya söylerim. Söyleyebilecek yüreklilikte olmak gerekiyor. Baba olunca çok zor biliyorum ama sonuçta ortada bir ölüm vakası var. Siz tabii bir üvey annelik dönemi de geçirmiştiniz. Peki sizin ilişkiniz nasıldı Bergen Hanım'la? Halis Bey'in ilk eşinden olan kızıyım. Benim annem dünya güzeli bir kadındı. Kozan'da annemi görmeye gelirlerdi güzelliğinden. Ama babam Bergen'i annemden daha çok fazla sevmiş ki bizimle hiçbir zaman ilgilenmedi. Siz hiç görmediniz mi sonra babanızı peki? Tabii ben babamı görüyordum ama sürekli Bergen'le beraberdi babam. Sabahlara kadar ağlardı. Ortada çok büyük bir aşk vardı. Lütfen bunu anlamanızı istiyorum. Peki siz bunu gerçekten anlayabildiniz mi? Ben sizin yerine kendimi koyuyorum da çok bozulurdum, kızardım. Benim dünya güzeli annem varken hani babam niye gitti? Olmadınız mı hiç? Tabii ki oluyorsun. Çocuksun, o kadar çok fazla idrakına varamıyorsun bazı şeylerin. Büyüyüp olgunlaşıp hayatı gördükçe anlayabiliyorsun. Hanımefendi yani... Evli misiniz siz, pardon? Evli misiniz? Evet, evliyim. Evet. Peki kocanız tarafından öldürülmek duygusunu hiç düşündünüz mü? Ben size söylüyorum. Ben buna karşıyım. Ölüme karşıyım. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Ama o ana benim babamın hangi psikolojide olduğunu kim ne bilebilir? Bakın, yanında değildik çünkü bu olay olurken. Bu psikolojiyi çözmek gibi bir derdimiz yok. Biz burada bir gerçek var, o da ölüm. Bir kişiyi öldüren hiç kimseyi, yani kul affetse Allah affetmez, daha ötesi yok. Böyle bir şeyin dilerdik hiç yaşanmamış olsun. Siz de cezasını çekmiş olabilir ama bunun vebali ağır oluyor ve bitmiyor. O yüzden örnek olsun, kimse böyle şeyler yaşamasın. Bunu cinnet geçirdim, başka bir şey yani... Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama bak siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama hala bunun acısını çekiyorsunuz. İnşallah hiç kimse yaşamaz bunu. Hiç kimsenin babası katil olmaz. Bir kız evlat olarak babanıza tabii ki sevgi duyabilirsiniz. Saygı duyabilirsiniz ama sonuçta cinayet işlemiş birisi babanız. Az evvel bir şey söylediniz. Delikanlı dediniz. Valla kimse kusura bakmasın, delikanlılık sokakta satılmıyor. Delikanlılık eline silah almakla olmuyor. Kafası çalışan adamın cinayet işlemekle de delikanlı. Cinayeti yani... kınıyoruz. Kadınlara el kaldıranları kınıyoruz. Kendi gücünü fiziki olarak gösteren herkesi kınıyoruz. Tabii spekülasyonlar var bir sürü. Mesela diyorlar ki Bergen bu kezzap olayı olmasaydı bu kadar şöhret olamazdı. Bu gerçek mi? Gerçekliği var mı bunun? Yani Bergen'in dönemdaşı Kibariye biraz daha öncedir ama farklı bir sestir ve şöhret olmuştur. Hem de bir gecede şöhret olmuştur Kibariye. TRT'de yılbaşı gecesi ekrana çıkarak kim bilir söyleyerek. Müthiş bir sestir. Kıyamet koparmıştır. Aynı şekilde mesela Bergen'in dönemdaşı Efkariye vardır, işte Tüdanya vardır.
Bu isimler de o dönemde iyi kötü bir şöhret yakalamışlardı. Yani Bergen'de pekala böyle olabilirdi. Ama olmaya da bilirdi. Çünkü Bergen çok şan şöhret meraklısı bir şarkıcı değil. Onun tek derdi şarkı söylemek ve sahneye çıkmak. Dolayısıyla o şöhret ritüellerinden çok hoşlanmıyor. Gazino sahnelerinde olmaktan mesela çok hoşlanmıyor. Çünkü orada ona 20 dakika süre veriyorlar, o ona yetmiyor. O gece kulübünde 12'den sonra sabaha kadar şarkı söylemek istiyor. Dolayısıyla kendi tercihi nedeniyle belki evet şöhret olmayabilirdi ama sesi, işte söylediği şarkıları itibariyle o arabeskin yükseldiği dönemde pekala popüler olabilecek bir isim. Mesela Acıların Kadını aslında daha önce Emrah tarafından Acıların Çocuğu olarak plak evet, yapılmış. Doğru. Plak şirketinin sahibinin aklına geliyor böyle bir şey yapmak, Yaşar Kekevan'ın, ve biz Acıların Kadını yapalım bunu deniyor ve öyle çıkıyor o şarkı. Mesela Bergen'in böyle çok kendine ait diyebileceğimiz bir iki şarkısı var. Onun dışında hep o dönemin söylenmiş şarkı. İşte İbrahim Tatlıses'in, Müslüm Gürses'in söylediği, Orhan Gencebay'ın söylediği şarkıları tekrar söylemiş. Fakat işte hani kelimelere dikkat edin, kelimelerin bir gücü var derler ya hep öyle. Sanki söylediği şarkılarla hayatını çağrıştırmış gibi. Çünkü içimde bir his var, öleceğim diye gibi bir şarkısı var mesela. Hatıra. Biz hazır değil miyiz? Hazırız. İbo. Gelecek. Sanatçımız dedi ki bir kasetinde ben Acılar Kadını'yım. Gönüllerimize kastırdım.